Devlet ekranlarından herkese merhaba. Sağlık Köşesi programına hoş geldiniz. Ben klinik psikolog Gülşen Yarımca. Değerli izleyicilerimiz, yeni bir haftada devlet ekranlarında sizlerle buluşuyor olmanın keyfi içerisindeyiz. Öncelikle herkese harika bir hafta diliyorum, mutluluklar diliyorum. Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin sizi bulduğu bir hafta olsun. Bugünkü programımızın konuğu Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doçent Doktor Ömer Demirtaş bizimle. Ömer Hocam'la birlikte kadın hastalıkları ve doğum üzerine en merak edilen soruları soracağım ve cevaplarını kendisinden alacağız. Sağlık Köşesi başlıyor. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Bizlerdeyiz. Hocam, bizler sizleri tanıyoruz ama ekranları karşısında sizleri daha yakından tanımak isteyen izleyicilerimiz için kısaca kendinizden bahseder misiniz bize? Tabii. Ben 79 Denizli doğumluyum. Memleketim burası. Üniversiteyi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okudum. Kadın doğum hastalıklarının ihtisasını da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaptım. Uzmanlığımı oradan aldım. Doçentliğimi Pamukkale Üniversitesi'ne aldım. Bir dönem özel hastanede çalıştım Adıyaman'da ve sonra tekrar memlekete geri döndük. Hoş geldiniz diyoruz öyleyse hocam. Evet, bugünkü konumuz hocam, az önce de belirttiğim gibi belli bir konu üzerinden değil ama gebelik ve kadın hastalıkları konusunda en merak edilen soruları size yönelteceğim. Öncelikle gebelik konusundan başlayalım istiyorum. Gebelik dönemini değerlendirelim istiyorum. İlk olarak hocam, gebelik planlaması yapan kadınlar ne zaman hekime başvurmalıdır sorusunu yöneltmek istiyorum size. Gebelik başladığında mı hekime başvuru olmalı, yoksa gebelik planlanmaya başladığı dönemde size başvuruda bulunmalılar mı? Aslında soru çok basit. İlk planladıkları, düşündükleri anda başvurmaları daha mantıklı. Yani genelde insanlar gebe kaldıktan sonra hep başvuruyorlar. Evet. Evet, bu da olabilir. İlk adet geciktiğinde, gebelikten şüphelendiklerinde başvurmak mantıklı. Ama planladıklarında artık yavaş yavaş sosyokültürel seviye arttıkça, bilinçlenme arttıkça gebelik öncesinde herhangi bir sorun var mı diye gelen insanlar da artmaya başlıyor. Bu da tabii güzelin güzeli, en iyisi. O yüzden planlamaya başlıyor veya düşündük akıllarına düştüğü ilk anda her zaman daha güzel. Ama gebelik olduktan sonra başvurmaları yanlış mı? Hayır. Yani bir şey kaçırmış oluyorlar mı? Aslında hayır. Eğer özel bir ek hastalıkları yoksa, kronik bir hastalıkları yoksa gebelik esnasında olabilir ama tabii güzelin güzeli planladıkları anda başvurmaları. Kazanımı nedir peki hocam? Gebelikten öncesinde size başvuruyor olmaları. Fark edilmeyen bazı şeyler varsa onlar fark edilebilir. Mesela hastanın fark etmediği bir şeker hastalığı vardır. Ne bileyim, tiroid hastalığı vardır. Hani böyle gebeliği etkileyebileceğini düşündüğümüz basit böyle temel hastalıklarımızı kastediyorum. Hani bu açıdan önceden planlamak daha mantıklı olabilir. Peki o folik asit dediğimiz şu anda zaten çok fazla gündemde. Gebelik öncesine başlıyor olmanın artıları nelerdir? Aynen. Folik asit bizim belki de tek ilacımız. Öncesinden başlaması önerilen, en az bir 3 ay öncesinden başlaması önerilen. Özellikle önceki doğumlarında omurilikte açıklık olsun, farklı böyle hastalıklarımız var belli başlı. Folik asit eksikliğinden kaynaklandığını düşündüğümüz. Eğer öyle bir öykü varsa kesinlikle önceden başlamalı ve dozu ona göre ayarlanmalı. Ama gebelik öncesinde herhangi bir zamanda geldiklerini biz zaten öneriyoruz. Folik asit başlaması öneriyoruz. Önemlidir. Kitabidir, gereklidir. Peki hocam, fazla kilolu olma hali gebeliğe engel midir? Bunu çok fazla duyuyoruz çevremizde. Sadece kilolu olmak, eğer ki eşlik eden bir hastalığı yoksa da kilolu olma hali engel midir gebeliğe? Tabii bunu sadece basit gözlemleyerek insanlar kendileri elde etmiş bulunuyorlar. Yani şöyle başlayalım. Kilo bazı durumlarda, bazı hastalıklarda, özellikle polikistik over sendromu dediğimiz, halkın yumurta tembelliği olarak bildiği o tür hastalıklarda kilolu bayanlarda kilo vermeyi önermek tedavinin ilk basamağı. Şimdi bu tür hastalarda evet önemli. Yumurtlamayı baskıladığı için önemli. Ama etrafta insanlar çok görüyorlar kilolu bayanların gebe kalıp çocuk doğurduğunu. Tabii o zaman da şu sorular oluyor. Ama hocam, etrafımızda çok hasta görüyoruz ya kilolu. Tabii herkese yönelik bir şey değil. Yani bazı genetik, bazı kronik hastalıklarımızda kilo direkt yumurtalığı etkiliyor. Yani yumurtlamayı baskılıyor. Evet. O hastalarda kilo evet bir problem olabilir. Ve biz ilk basamak olarak da genelde kilo vermeyi öneriyoruz. Özellikle polikistik overli hastalarda. O yüzden herkeste değil ama kilo, özellikle body mass index'in 27'nin üzerinde olduğu kişilerde, eğer hasta yumurtlama problemlerine, tembelliğine meyilliyse
kilo ciddi bir problem olabilir. Peki hocam polikistik over dediniz. Polikistik over hamile kalmaya engel bir durum mudur? Polikistik overin çok değişik görünüş şekilleri var. Yani 4 tane ayrı klinik görünüm var. Bunlardan biri de yumurtlamayı baskılayarak şey olarak geliyor. Yani gebe kalmakta sorun. Ama her polikistik overli hasta gebe kalmakta zorlanmıyor. Sadece zorlanabileceğini söylüyoruz. Hastalardan daha çok geri dönüş şöyle, hocam benim polikistik overim, gebe kalamazsın dediler. Aslında gebe kalamazsın değil. Gebe kalamakta zorlanabilirsin. Eğer yumurtlama olmuyorsa, ki polikistik overin asıl mekanizmasında yumurtlamanın bozulması var. Yumurtlama olmuyorsa tabii ki çocuk olmaz. O yüzden her polikistik overli hasta değil ama polikistik overli hastalar gebe kalmakta zorlanmaya, kesin değil, zorlanmaya aday olabilirler. Bunlar zaten kontrolle birlikte ilerlediğinde kontrol altına da alınabilir durumlardır. Tabii tabii, polikistik over aşılabilir bir sorun. Yani yumurtlamayı sağladığınız sürece gebelik oranlarını tatmin edilir seviyede yükseltebilirsiniz. Kesin bir gebe kalmama problemi değildir. Yani insanların en çok takıldığı yer orası. Kesinlikle böyle gebe kalamazsın, gebe kalamayacağım korkularına girmelerine gerek yok. Kendilerini tekrar bir kısır döngü içine sokmalarına gerek yok. Polikistik overli hastalarda sadece zorlanabilirsiniz ama tedaviyle aşılabilecek bir yöntem olarak biliyoruz. Polikistik overde de zaten kilolu olma halinin çözülüyor olması gerekiyor değil mi hocam? Tabii, polikistik overde ilk tedavi basamaklarındadır zaten. Öncelikle kilo vermeyi öneririz biz. Evet, zaten genel geçer hastalıklara baktığımızda da aslında tümünde kilo başlıca pekiştirici sebep olarak ortaya çıkıyor. Aynen. Her şekilde biz hayatımızdan o fazla kilolu olma halinden kurtuluyor olmalıyız. Kesinlikle, psikolojisi düzelttikten sonra her şey düzelir. Evet, o konuda da bizler devredeyiz hocam. Kesinlikle. Zaten yani bir arada çalışıyor olmanın faydasını biz her zaman fazlasıyla görmüşüzdür, öyle değil mi hocam? Ne zaman ki biyolojik bir hastalığımızla birlikte psikolojik hastalığımızla rahatsızlığımız, bizi rahatsız eden duyguları bir arada iyileştirmeye başladığımızda kesinlikle harika bir tablo ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Evet. Ben şöyle söyleyeyim, benim hep aklımda olan şey tabii ama sosyoekonomik düzeyimiz bizim çok fazla böyle bu tür şeyleri söylemeye meyilli olmadığı için yani uygun olmadığı için hiç yapamadım ama yapmak istediğim şeylerden biri şuydu. İnfertil dediğimiz gebe kalmakta zorlanan hastaların inanılmaz kafalarının dolu, yani morallerinin düşük, sıkıntı içinde olduğunu biliyorum. Ve ne zaman bunları toparlarsanız gebe kalmayı kolaylaştırıyorsunuz ve hayal ettiğim şeylerden biri hep oydu. Böyle kolektif çalışmak, yani tedavi başlamadan önce bir diyetisyen bir de psikoloğun görmesini çok arzu ederdim ben. Tabii gönderdiğiniz zaman çeşitli sebeplerden dolayı insanlar gitmeye çekinirlerdi ama bu iki etmen çok önemli. İnanılmaz önemli. Keşke böyle bir kolektif iş yapabilsek, çalışabilsek, bu hastaları öncesine rehabilit edip biz devreye girebilsek. Ki emin olun belki çoğunda gerek bile kalmayacak. Ki benim kendi tecrübelerim öyle. Hastaların çoğu kendi gebe kalırdı kafası rahatladığında. Gerçekten problemleri olanlara biz destek olurduk. Yani o yüzden çok önemsiyorum işin o psikolojik tarafını. Ben sizin önemsediğinizi nereden anladım hocam? Yakaladığım noktayı söyleyeyim size. İnfertilite dediğinizde kısırlıktan söz etmediniz, kısırlık demediniz. Gebe kalmakta zorlanma olarak adlandırdınız. Evet. Şimdi bu gelen hasta için bile o kısırlık kelimesini duyuyor olmak... Onu söylemeye çekiniyorum. Evet, evet, onu yakaladım, hissettim. Psikolojik yönüne önem verdiğinizi zaten farkına vardım. Evet, bir arada işleniyor olsa daha güzel bir verim alınacaktı. İnanılmaz güzel olurdu. Psikolojik yönümüzü etkileyen, psikolojimizi etkileyen sorunlardan bir tanesi de hocam biliyorsunuz ki 2 yıldan bu yana küresel salgınla mücadele ediyoruz. Covid-19 mücadelesindeyiz maalesef ki. Şimdi hamilelerde de bu süre içerisinde gebe kalan bireylerde kaygı düzeylerini yükselten bir durum. Aşı geldi, evet aşı ile birlikte biraz daha rahatladık fakat ama bu konuda da şöyle bir soru ortaya çıktı. Hamilelikte Covid-19 aşısı yapılabilir mi veya hangi ayda yapılmalıdır hocam? Sizin önerileriniz nelerdir bu konuda? Şimdi sonunda söyleyeceğimizi başta söyleyelim. Kesinlikle yaptırılmalı. Evet. Korkuya, endişeye gerek yok. Yani ilk başlarda bu emin olun doktorlarda da belki bir endişe kaynağıydı ki ben de Sağlık Bakanlığı onayına kadar acaba yani yeterli data yok diyordum hastalarıma acaba bir farklı bir şey olur mu diye hep çekindik ama şu an o bilgi seviyesine ulaşmış durumdayız. Yani korkacağımız bir durum yok. Hatta aksine gebelikle alakalı problemlerin daha fazla artmaya başladığını fark ettik. Bu yüzden bizi açıkçası aşıdan başka koruyacak başka bir şey olmayacağını düşünüyorum. Evet. Yapılan çalışmalarda ciddi manada sayılarla yapılan çalışmalarda herhangi bir gebelik esnasında
ne anneye ne bebeğe zarar olmadığı gösterilmiş. Hı hı. Bizim en çok tedirgin olduğumuz süre ilk 12 hafta, hani organ gelişim dönemi zamanı acaba bir sıkıntı olur mu? Açıkçası onlar da aşılmış çoğu ülkede. Hı hı. Amerika'da falan artık gebeliğin herhangi bir döneminde yapılmasına izin veriliyor. Hı hı. Biz burada tabii benim kendi işleyişim nasıl derseniz, ben hastalarıma öneriyorum. Hı. Şiddetle öneriyorum. Anne ve bebeğe herhangi bir sıkıntısı olmadığını bildiğimiz ve bizi başka bir şeyin korumayacağını bildiğimiz durumda hayati olabileceğini söyleyerek öneriyorum. Hı hı. Çok endişeli olurlarsa, yani hastalar bazen gerçekten endişeli oluyorlar. İlk 12 hafta yaptırmaktan çekinebilirler. Aslında korkmalarına hı hı. gerek yok ama 12 haftadan sonra çok çok rahat yaptırabilirler. 12 haftaya kadar yaptırmalarında bir sıkıntı olmadığını bize dış ülkelerde yapılan çalışmalar da söylüyor. Hı hı. O yüzden mutlaka yapılması gerek. Emziren anneler yaptırabilir. Yaptırıp gebe kalmış insanlar korkmasına, endişelenmesine gerek yok. Gerçekten başka bir tedavi yöntemi buluncaya kadar aşıdan başka bizi koruyacak bir şey yok gibi görünüyor hı hı. şu an. Peki önerdiğiniz bir aşı var mıdır hocam? Herhangi birisi olabilir. Hem Sinovac hem de BioNTech olabilir. Hı hı, ikisi de olabilir. BioNTech mRNA aşısı. Sinovac zayıflatılmış zaten. Hı hı. Yani plazentadan veya bebekten geçecek bir durumu yok. Hı hı. Veya bebeğe zarar verecek bir durumu yok. Hı hı. Korkmalarına gerek yok yani. Yani. Çevremizde de artık zaten şu süre içerisinde çok fazla duyduk. Covid pozitifken doğum yapan bir sürü anne vardı. Hatta var, bebeklerde evet. de pozitif olduğunu gördük. Aynen, bizim kendi hastalarımız da oldu. Ek hastalığı olmadı. Bir de o var tabii, şimdi insanlar en çok endişelendikleri şey şu. Korona oluyorlar ve gebeler ve bizi arıyorlar. Hocam korona oldum. Hı hı. Tabii burada yapmaları gereken şey şu. Bir, ilk başta panik yapmayacaklar. Evet. Eğer bir kronik hastalıkları yoksa, ek bir hastalıkları yoksa, ki genelde biliyorsunuz gebeler sağlıklı bireylerdir. Hı hı. Herhangi bir böyle ek bir yük getirecek bir durumumuz yoksa, o zaman kendilerini istirahat etmeye verecekler. Doktorlar tarafından verilen ilaçlarını güzelce kullanacaklar. Bol bol su içecekler. Ağrı kesici olsun, antibiyotik olsun, onlara da doktor önerilerine uymalarını tavsiye hı hı. ediyoruz. Çok kendilerini sıkacak kadar öksürük olursa belki öksürük şurupları falan kullanılabilir. Ama genelde o kadar ağır geçirmiyorlar. Ve toparlayıp gidiyorlar. Yani ilk başta endişelenmemek lazım. Evet, gebelerimizin çoğu toparlıyor. Ama yine de biz gebeleri risk grubunda kabul edip korona hastalığında aşılı olmalarını öneriyoruz. Onu söyleyelim. Hı hı. Uyku düzenlerine de dikkat ediyor olmaları bu dönemde oldukça önemli. Tabii. Melatonin hormonu iyileşmeyi hızlandıracaktır. Kesinlikle. Aynen. İstirahatten kastımız evet oydu. Evet. Hocam şimdi başka bir konu olan şuna değinmek istiyorum. AMH değeri, yani yumurtalık rezervi dediğimiz değer. Arttırılabilir mi kadınlarda? Arttırmak için neler yapılabilir? AMH değeri düşük olan bireyler direkt olarak tüp bebeğe mi yönlendirilir? Nedir, nasıl ilerler süreç? Şimdi antimüllerren hormon dediğimiz değer hı hı. son zamanlarda yeni çıkan, evet. diğer bizim hormon profilinin yanında kullanmaya başladığımız ve diğer dalgalanan hormonlara nazaran daha böyle sabit kaldığını düşünürüz. Tüp bebek içerisinde en başta çok değer verdiği, kullandığı bir hormon testi. Hı hı, hı. Yumurtalık rezervini en iyi gösteren günümüzdeki test olarak açıkçası biliyoruz. Bir de ultrasonuna baktığımız yumurta sayısı değeri var. Hı hı. Bu ikisi gerçekten çok değerli. Neredeyse Kore'le gidiyor. Antimüllerren hormon değeri yumurta rezervini gösterir. Peki yumurta rezervi nedir? Her bayan doğduğunda belli bir sayıda yumurta sayısıyla doğar. Hı hı. Ve gittikçe bu yaşam boyunca azalır. Ve bir müddet sonra tükenmeye gider yumurtalık ve o zaman da menopoza gireriz. Hı hı. Tabii bu genetik olarak programlamış bir ölüm olduğu için, yani hücre ölümü olduğu için siz hı hı. bunu geri getiremezsiniz. Her ay belli bir sayıda yumurta havuza girer hı hı. ve onlardan sadece bir tanesi seçilir. O geri kalan ölür yumurtaların. Hı hı hı. Eğer o yumurta döllenirse zaten çocuk olur. Hı hı. Yani bebek oluşumu öyledir. İşte bu kayıp süregendir. Siz bunu geri çeviremezsiniz. Yumurta rezervini tekrar artırma diye bir durum ne yazık ki yok şu an bildiğimiz kadarıyla. O yüzden biz o yumurta rezervinin belli bir sayı altına inmeden açıkçası insanların gebe kalmasını öneriyoruz. Çünkü o yumurta rezervi azaldığında belli bir seviyenin altında tüp bebek de çok zor oluyor. Yani o yüzden o kısır döngüye girmeden, o belli bir değere ulaşmadan bir an önce çocuk sahibi olmaya bakmak lazım. Velev ki olmadı.
çeşitli sebeplerden dolayı rezerv düşük çıktı ki bu değer genelde 0,5 ile 1,1 arası biz zayıf yanıt grubu deriz. Hı hı. Yani genelde tüp bebekçiler 1,5'un üstünü iyi kabul ederler. 1,5'un altında biraz daha hızlanmamız gerektiğini, eğer yaş ileri ise tüp bebeği yönlendirmemiz gerektiğini bize söyler. Hı hı. O yüzden AMH güzel bir testtir. Çok fazla gecikmemek lazım. Yaş en önemlisidir. Yaş en önemlisidir. Kaç yani olmalı 33, hocam? Kadın 33 yaşından erkekte? Sonra artık üretkenlik azalmaya doğru gidiyor. Kadınlar için mi, erkekler için mi söylüyorsunuz? Kadınlar için. Kadınlar için konuşuyorum. O yüzden çok geçe bırakmamak lazım. Erkeklerde gerçi kaçtır hocam yaş? Erkeklerde çok belli bir yaş yok. Hı hı. Yani onun daha bir sınırı yok. Öyle mi? Ha, yine tabii bazal bir seviyesi var, az oluyor ama çok böyle hanımlardaki bir kesin rigid sınırlarımız yok yani orada. Peki o düşüşü önleyebileceğimiz bir şey var mı hocam? Yani düşüşü evet, arttıramıyoruz ama en azından ölmesini engelleyebilecek olduğumuz bir durum var. Programlanmış olduğu için ne yazık ki. Doğru. Hani bazı ilaçlar var diye söylüyorlar. Yani kullanan insanlar oluyor, görüyoruz. Ama onlar da bir yere kadar. Yani çok böyle bizim kesin bu evet bu bizi rahatlatır durdurur diyebileceğimiz şeyler yok. Tek yapabileceğiniz şey dondurmak olabilir. Yani kesin bir şey yapmak isterseniz. Teknolojiden faydalanmak. Yani mesela ileri yaşlısınızdır, evlenmemişsinizdir, ileride problem yaşayacağınızı düşünmüşsünüzdür. O zaman yumurtalar toplanıp dondurulabilir. Belli bir yaştan sonra AMH değeri düşük olan hastalarda bir seçenek olabilir o. Gebelik hiç planlanmadığı dönemde de AMH testine baktırıyor olmanın, testini yaptırıyor olmanın bir avantajı var öyleyse. En azından önlem alabilmek adına. Çünkü dışarıdan olabilir. Takviyeyle kontrol altına alabilecek olduğumuz bir durum değil. En azından yumurtaların donduruluyor olması ileriye dönük çözüm oluşturur. Olabilir. Genelde bunu zaten bu mantığı kafasında oturtmuş, bilinçlenmiş, bunu bilen insanlar yapıyorlar. Biraz daha böyle bu işte ilgilenen, acaba ben nasıl, yani yaş artık belli bir şeye gelmiş, hani bir problem yaşamadan bunu nasıl halledebilirim diye bunu zaten bilip geliyorlar. Hocam bunun bir önemi yok mu diye. Yani o zaman o hastalarda bu seçenek olarak kullanılabilir yani. Ben 35 olarak biliyordum yaş sınırını hocam. Demek ki 33'e doğru gerilemişiz. Muhtemelen şu olabilir mi hocam? Yani bu GDO'lu beslenmemizle birlikte ve radyasyona çok fazla maruz kalma gibi çağın getirdiği problemle birlikte bu yaş geriye doğru atar mı kendini? Şimdi şöyle, tabii. Yani bu kadar hızlı geri gelmez. 33 benim söylediğim kitabi bir rakamdı. 35 daha çok böyle bizim gençtir bayanlar ama hani yani üreme yönünden sadece sınır kabul ettiğimiz ileri yaş grubu deriz biz yani şeyi genel tabiri söyleyelim. Yani 35'i öyle söyleriz ama kitabi olarak 33'ten sonra grafik azalmaya doğru gider. Düşmeye başlıyor. Tabii. Anladım. Peki hocam bir de son dönemde gebelerde kan sulandırıcı oldukça sık tavsiye edilmeye başlandı. Çevremizde çok fazla kullanılıyor. Gebelerden işittiğimiz kadarıyla göbekten, koldan veya bacaktan yapılan kan sulandırıcılar tavsiye ediliyor. Hangi durumlarda tavsiye edilir? Neden ihtiyaç duyulur hocam? Hangi değere bakılarak karar verilir? Evet. Şimdi kan sulandırıcı kullanmak biraz da klinik bir mevzu. Hani onun özel bir testi yok. Oradaki tuzakları sizle paylaşacağım ama öncesinde hangi durumlarda kullanmak gerekir? Özellikle öncesinde pıhtılaşma problemi yaşamış ise hasta. Hani akciğere pıht atmış olabilir veya ailede böyle bir öykü olabilir. En önemli şeylerden biri budur. Şu olabilir mi hocam? Düşük yapmış kadınlarda daha yüksek. Tuzak dediğim yer orasıydı. Oraya birazdan geleceğim. Öncesine şu iki şeyi söyleyeyim, ondan sonra ona geçeceğim zaten. En çok karşılaştığımız yer çünkü o düşük mevzusu. Bu risk grubu dediğimiz bazı hastalıklarımız var. Bunların en başında işte o embol dediğimiz pıht atma durumu. Gebelik mesela, gebelik özellikle doğum sonrası. Doğum sonrası ilk bir hafta, en erken 48 saat ve ilk bir hafta içi inanılmaz bir şekilde şey yükseliyor, pıhtılaşma oranı. Artık Sağlık Bakanlığı bunu rutine koydu. Önlenebilir anne ölümleri için de saydığı için biz mesela doğumdan sonra rutin uyguluyoruz. Bir hafta kan sulandırıcı veriyoruz. Tekrarlayan gebelik kaybı ve düşükler için dediniz. Zaten orası bizim bir gri zonumuz. Orada olaya ben şöyle bakıyorum. Çünkü insanlar bazen bizi yanlış anlayabiliyorlar. Yaptıran, yani uygulayan doktorlar haklıdır. Uygulamak istemeyenler de haksız değildir. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Çalışmalar biz ileri yönelik prospektif dediğimiz, yani iki hasta grubu seçiyoruz. Sağlıklı bireyler. Birisine ilaç veriyoruz, birine vermiyoruz.
ve bunların gebelik kayıplarına bakıyoruz, bunların diğerinin gebelik kayıplarına bakıyoruz. Böyle bir çalışma yapmak çok mümkün değil. Hı hı. Daha çok geri dönüşlü, yani düşük yapan hastalar ve sağlıklı bireylerde geri dönüşlü düşük yapan hasta sayılarına baktığımız için, hı hı, bizim çalışma kalitemiz biraz düşüyor. Hı hı. Akademik bilinç vizyonla bakan doktor arkadaşlar bunun kanıta dayalı tıpta yeri yok deyip kullanmamakta haksız değiller. Hı hı. Ama biz bizim de elimizde bazı çalışmalar var. Bazı çalışmalar, evet, diyor ki evet ben bunun faydasını gördüm. Hı hı. Diğer çalışmalar diyor ki ben faydasını görmedim. İşte bahsettiğim şey bu. Ben kullanan taraftayım. Ben bu ilacın faydasını görmüş olan insanlara yaptıkları çalışmalara itimat ediyorum. Hı hı. Zararlı da olduğunu düşünmüyoruz. Fayda da görmüş, hı hı, birileri, evet, var. Ben bu ilacın açıkçası psikolojik yönünden ve gerçekten, evet, belki varsin fayda olacak o yönden kullanmak istiyorum. Ben kullanan taraftayım diyorum. Hı hı. Ama kullanmayan arkadaşlar da haksız değil. Onlar da kanıta dayalı tıp üzerinden gittikleri için, evet, ben bunu kanıt olarak görmüyorum ve kullanmayı düşünmüyorum, hı hı, diyor. Yanlış, hı hı, değil. Evet, İşte burada, doğru, kafalar karışıyor. Yani hastaların burada hastalar bunu iyi açıklamak lazım. Bunu açıkladığın zaman evet rahatlıyor hastalar. Mesela kullanmaya başlayan doktor varsa ben engel olmuyorum. Hı hı. Kullanmayan doktor arkadaş varsa da ona saygıyla yaklaşıyorum. Çünkü onlar da dediğim gibi haksız değiller. Hasta kendisine göre, mesela psikolojik eğer altyapısı çok tedirgin, çok gebelik kaybı yaşamış ve kullanmamışsa mesela ben onu biraz daha kullanma yönünde, evet, düşünebiliyorum. Evet. Yani böyle düşünmek lazım bu mevzuyu. Hı hı. Çünkü bunun bir testi yok. Hı hı. Mesela pıhtılaşma testi yaptırdıklarını söylüyorlar. Pıhtılaşma testi o faktörlerdeki bozukluklar normal insanlarda da olabiliyor. Ve bizim bilimsel guideline'lar dediğimiz guideline'larda rutin bu testleri de yapmak önerilmiyor. Hı hı. O yüzden çünkü çok düşük yani şey oranı, nadal oranı. Gerçek bozukluk oranı çok düşük ama arada böyle tek tük bozukluklar var. Yani, hı hı, onlar çok sık insanlarda görülebildiği için klinik anlamını bilmiyoruz biz daha. Evet. Klinik anlamını bilemediğimiz için de o testler tabii kafa karıştırıyor. Genelde tek bulguda bariz faktörü 5'ti, Leiden mutasyonu dediğimiz, işte protrombingen mutasyonu dediğimiz böyle bariz olanlar yoksa 2-3 kriter bir araya geldiğinde başlayanlar var. Hı hı. O bariz olan dediğim yani en kuvvetli, hı hı, faktör olanlar, bozukluklarda direkt tek bulguda başlayabilenler var. Hı hı. Bir de benim gibi hani şifanın nereden geleceği belli olmaz. Hı hı. Eğer hastanın psikolojik altyapısı tekrar bir üzüntüye kaldıramayacaksa, hani neden bunu kullanmadık kelimesini kullanacaksa, hı hı, zararı olmadığı için ben mesela başlarım. Ha iyi, tek düşükte değil tabii. Hemen, elbette, bir düşük olduğunda, hı hı, değil. Tekrarlayan gebelik kaybı genelde bizde 3 gebelik kaybından, hı hı, sonradır. Hı hı. 35 yaşından sonra da 2 gebelik kaybı. Belki, hı hı, 1 bile sayılabilir ama kitabı olarak söylüyorum. Bu tür hastalarda ben kullanıyorum. Kullanmayı da fayda. Çünkü fayda gördüğüm insanlar da var. Kullanıp fayda görmeyen insanlar da gördüm. Hı hı. Kimde ne olacağını bilemiyorsunuz. Evet. Klinik olarak bunun verisi, datası yok bizde. O yüzden yine son cümleyi söyleyeyim. Ben kullanan taraftayım. Kullandığım ilaçların zararlı olduğunu düşünmüyorum. Ki klinik olarak da gösterilmiş bir, hı hı, sıkıntımız yok. Diğer arkadaşlar da haksız değiller. Kanıta dayalı tam böyle elimizde doneler, evet, yok. Evet. Kullanmayanlar da haksız değil. Yani kim doktorları böyle karşı karşıya getirecek şeyden sakınsın hastalar yani o konuda. Şu an hastanız olarak size gelmiş olsam hocam, bu konuyu konuşuyor olsak ben ikna olmuştum. Genelde, kan sulandırıcı kullanılan tarafta olurdu muhtemelen. Şu da geldi hocam size anlatırken aklıma. Şimdi Covid-19 sürecindeyiz diye konuştuk az önce de. Biliyoruz ki Covid-19 zaten kendi başına da ve kullanılan ilaçlar veya aşılar zaten kanda pıhtılaşma yapıyor. Şu anda bakacak olursak zaten çok büyük bir oranda Covid'de mutlaka insan Covid-19'a yakalandı veya aşılandı. Gebelik sürecinde olduğunu varsayarsak kan sulandırıcının önemi zaten burada, evet, daha da artmış oluyor. Kesinlikle. Ben Covid olan hastalarım hepsini öneriyorum. Direkt başlatıyorum. Hı hı hı. Peki hocam başka bir konu da, bu konuda da tartışmalar çok fazladır. Her zaman fikirler ikiye bölünmüş durumdadır. Gebelikte şeker yüklemesi en sık konuştuğunuz konulardandır. Şeker yüklemesinin yapılmasını tavsiye eder misiniz? Nedir? Bebeğe faydası nedir? Yani şeker yüklemesi bize ne kazandırır? Yapılmadığı takdirde biz neyi kaçırmış oluruz? Şeker yüklemesi konusu açıldığında hep aynı tepkiyi veriyorum. O yüzden insanlara belki biraz garip geliyor olabilir. Başta söyleyeyim, aslında yine aynı yere gidiyoruz. Bizim o kadar şanssız bir branşız ki, şöyle düşününce tekrar aklıma geldi. O kadar şanssız bir branşız ki,
Yani ortada kalan o kadar çok konularımız var ki bizim. İnanılmaz. Yani en önemlisi gebelikte şeker yükleme. Aslında benim için çok ortada kalmıyor da insanlar için kalıyor. Gebelikte şeker yüklemesi, kan sulandırıcı kullanılması, işte uyuşmazlık iğnesi yapılması, ne bileyim gebelikte böyle hani çok fazla işte ağır kaldırılması, şu bu, yani inanılmaz yolculuk yapılması, ilişki, ya inanılmaz detaylar var. Yani böyle iki kere iki dört şeylerimiz yok. Yani çok arada kaldığımız o kadar çok şey var ki bazen çok üzülüyorum ama aslında bu benim için de çok büyük bir fırsat oldu. Hem kendimi tanıma açısından hem hastalığı tanıma açısından birazcık böyle muhabbet ortamı da yaratıyor. Şimdi şeker yükleme testine gelecek olursak şeker yükleme testi benim için inanılmaz böyle şey bir test. Yani alan hastalarla gerçekten yani dakikalarca konuşulması gereken ve gerçekten bilinçaltındaki o tortuların temizlenmesi gereken bir alan. Benim için. Bazı arkadaşlar belki bana katılmayabilir kadın doğumcu ama kadın doğumcuların çoğu şeker yükleme testinin zararsız olduğunu bilir. Çünkü bu testle alakalı şimdiye kadar zararlı olduğunu gösteren bir test yapılmamış. Yani bir bulgu yok. 50 gramlık, 100 gramlık hepsinin çalışmaları yapılmış. Ve insanlar artık yani yurt dışında şunu tartışıyorlar. Yani biz bunu kime yapmalıyız? Yani herkese mi yapmalıyız? Yani kar zarar hesabı gidiyor. Yani herkese yapıp niye masraf ediyoruz? Seçip yapalım. Hani biraz da oraya doğru kayıyor. Biz evet bunu bulmalıyız diyor. Yani bu şeker önceden şeker olabilecek. Hele hele önlenebilir bir sebebi. Ben bulmalıyım ve tedavi etmeliyim diyor. O yüzden insanlar daha çok bu yöne kaymış durumdalar. Zannımca şeker yükleme testinin zararlı olduğunu herhalde bir tek biz tartışıyoruz. Saygıdeğer Canan Hocam sayesinde. Adını da analım buradan. Kendine selamlar saygılarımızı olsun. Sunuyoruz. Fikirlerine saygı duyuyoruz. Ama ben açıkçası o konuya kendisi gibi katılmıyorum. Katılmadığım yeri de söyleyeyim. Ben 3 tane testi çok önemserim gebelikte. Tarama testlerinden herhangi birisi olabilir. Ayrıntılı ultrason, bir de şeker yükleme testi. Takip ettiğim hastalara lütfen bu 3 testi zamanında yaparsanız benim elimi kolumu kuvvetlendirirsiniz derim. Bunlardan biri şeker yükleme testidir. Şeker yükleme testindeki bakış açım şudur. Verdiğimiz şeker bir kere bebeği şeker hastası yapacak kadar, bebeği içeride fesada uğratacak kadar bir şeker değil. Şeker sizin vücudunuza girdiğinde bir metabolizmadan geçiyor. Evet, glukozu kanınızda belli bir değere kadar çıkıyor. Sizin kanınızda çok yüksek seviyelere çıkmasını engelleyen neyiniz var? İnsülin hormonunuz var. Peki insülin hormonu bebekte kaçıncı haftada salınmaya başlıyor? 11-12. Haftalarda salınmaya başlıyor. Ve sizin bu verdiğiniz şeker sizin yediğiniz bir porsiyon baklava gibi. Bir baklava yemekle siz fesada uğramayacağınız gibi o bebek de fesada uğramayacak. Uğramıyor zaten. Şimdiye kadar şeker yükleme testinden dolayı bebeğine zarar gelmiş bir anne adayı yok. Kanıtlanmış yok. Çok güzel. Belki denk gelmiş olabilir. Dişinizi çektirirsiniz, bebeğinizi kaybedersiniz. Ben diş çektirdim ondan mı? O zaman her bir şeyde, her yaptığınız bir olaya aynı bu şeye benziyor. Ağır kaldırdığınız düşük oldu. Aslında ağır kaldırdığınız düşük olmadı. O zaten düşecekti. Bunun gibi düşünmeniz lazım. Denk gelme olayı vardır. Yani bu da aynı. Şeker yükleme testi yapmıştır. Bebeğinde bir sıkıntı olmuştur. Bu şeker yükleme testi yaptırdığı için değildir. Farklı bir şey. Zaten şeker yükleme testi yaptırmasan da o olacaktı. Yani bizim kadın doğumda çoğu şey böyledir. Mesela insanların korktukları çoğu şeylerde ben belli standartlarda, mesela yolculuğa izin veririm. İlişki durumuna izin veririm. İş yapmalarına izin veririm. Diş çektirmelerine izin veririm. Hani öncesinde bir bakarım bir problem var mı diye ve bunları belli şartlar altında izin veririm. Şimdiye kadar bir problem yaşadığım hastam olmadı. Şükür. Ama bu olmayacağı anlamına gelmediği gibi bunu yaptığı için de olacağı anlamına gelmez. Bizim kadın doğumda kafaların en çok karıştığı yer burası. İzin verdiklerinizin arasında bir artı parantez açayım hocam. Estetik kaygı az önce de söylediğim gibi her yerde var. Saçları boyatmasına izin veriyor musunuz? 12. haftadan sonra. İstediği zaman boyatsın. Hiç kimseye engel olmadım ben. Bebeğe bir zararı yok. Yani ben şimdiye kadar izin verdiklerim içine geri dönüp hocam ben sıkıntı yaşadım diyen olmadı. Yani böyle bilmediğimiz tabii maddeler kullanma değil de yani organiklere mesela hiçbir zaman şey yapmadım, engel olmadım. Şeker yükleme testinde de bunu bir türlü aşamadık. Yani
Önlenebilecek, ileride bebeği ve anneyi sıkıntıya sokabilecek önlenebilir bir sebebi görmek ne kadar değerli, yani bir kadın olacak anlatamam. Evet. Ve burada çok zorlanıyoruz. Hastaların korkmasına, endişelenmesine gerek yok. Yaptırmadınız, amenna, 100 hastanın sadece 5 tanesinde bulacaksınız o şeker hastalığını. 95'i normal çıkacak yaptırmasanız. Çok küçük bir grup. Ama o küçük grupta fark ettiğinizde önlenebilecek bir sebep açısından o kadar önemli ki. Hı hı. Biz zaten bunları kurtarmaya çalışıyoruz. Hı hı. Tarama testleri şöyledir. Siz problemli grubu çekerken şeyi de çeker. Yani arada normal olanları da alır. Tarama testinin amacı şey budur. Evet. Mantalitesi budur. O yüzden hani onu yaptık normal çıktı. Onu normal çıksın. Ya sizin normal çıksın. Biz zaten anormali arıyoruz. Korkmayın. Ama anormali bulmamız için de ne yazık ki bunu yapmamız lazım. O hasta için çok önemli çünkü yani. Çok önemli. Yani ileride bebeğiyle alakalı, kendiyle alakalı problem yaşayabilir. Tedavi edilebilir bir şey. Evet. Zarar yok. Ne anneye ne bebeğe. Hiç. Ve bunu Ömer Demirtaş olarak söylemiyorum. Bunu benim derneklerim söylüyor. Hı hı. Kadın doğum derneklerim elbette. Kesinlikle bu zararsızdır ve yapılmasını öneriyoruz diyor. Hı hı. Diğeri sadece bir olasılık, ki öyle bir olasılık dahi yok. Var olan bir sorunu ortadan kaldırmak için bu testin yapılıyor olması evet, şart. Evet. Hocam alınızda bir diğer handikap olan sık sık yine karşılaştığınız sorulardan biri olan başka bir konuya değineceğim. Normal doğumu sezaryen doğumu. En çok karşılaştıklarınızla. Sizin öneriniz, düşünceleriniz nelerdir? Onları alabilir miyiz? Ah, normal doğumu sezaryen. Çok zor bir soru. Evet. Bu yani gerçekten, şöyle hocam, gerçekten. Normal doğumun avantajları nelerdir? Dezavantajları evet. Nelerdir? Sezaryen doğumun avantajları ve dezavantajları nelerdir? Şimdi gebelik sürecinde olan birçok kadın da bunun artısını eksisini düşünerek zaten bu düşünce süreci içerisinde oluyorlar. Sizin bu konuda söyleyecekleriniz nelerdir? Normal doğum, adı gibi normal bir doğum değildir aslında. Sadece doğal bir doğumdur. Benim kendi naçizane görüşlerimi söyleyeyim. Doğal bir doğumdur. Ve insanoğlunun yapısı gereği ne yazık ki bazı kısıtlıkları mevcuttur. Ve bu kısıtlıklar da zaten kadın doğum pratiğinde bazı uygulamaları gündeme getirmiştir. Bir kere şu anlaşılmalı. Hani herkes normal doğuruyordu da biz insanları sezaryene zorluyor değiliz. Normal doğum, sezaryen yapılmayan veya sezaryene ulaşabilme imkanı en düşük olan ülkelere baktığınızda anne bebek ölümlerinin yüksek olduğunu görürsünüz. Ülkelerin gelişmişlik seviyeleri bebek anne ve bebek ölümlerinin azlığıyla ölçülüyor bir manada sağlık açısından. Eskiden bu tür imkanları olmayan durumlarda ülkemizde de anne ve bebek ölümlerinin fazla olduğunu ve ne kadar hoşumuza gitmese de yani belki sağlık politikası olarak veya bazı insanların düşünceleri olarak ne kadar hoşumuza gitmese de sezaryen oranları bir miktar arttığında anne ve bebek ölümlerinin azaldığını görüyorsunuz. Bu yalan değil. O zaman burada şöyle bir soru çıkıyor. Gerektiği yerde yapılan, gerçekten ihtiyaç olduğu zaman da yapılan sezaryen, anne ve bebeğin hayatını kurtarıcı olabiliyor. Ben kendi pratiğimde şöyle yapıyorum. Ben keyfi sezaryen yapmayı sevmem. Ama bir hasta sezaryen olacaksa da bunu çok geç vakti bırakmayı sevmem. Yani bir görelim bakalım, olmazsa hani kervanı yolda bunu yapmam. Planlı ilerliyor olmam. Yani bunu yapmam. Ben var. Evet, ben pimpirikli bir insanımdır. Nasıl pimpirikliyimdir? Benim için hasta ve anne önemlidir. Anne ve bebek önemlidir. Biz çok güzel bir normal doğum yaparız. Bebekle alakalı sıkıntı yaşamışızdır. Bu başarı sayılmaz. Veya bebek çok iyidir. Anne yırtıklar olmuştur. Kötü bir doğum olmuştur. Doğurmuştur ama. Bu da başarı sayılmaz bizim için. Bizim için anne ve bebeğin iyi olması lazım. O yüzden bu zaviyeden baktığım için ben gerektiği yerde yapılacak olan sezaryanı doktorlarına bırakmasını ve fazla zorlayıcı olmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü benim bildiğim bu şekilde sorun yaşayan hastalar çok. Yani normal doğumuz, ya biz normal doğum istiyoruz, normal doğum tamam istiyorsunuz da yani
Doktorunuz bir şeyden endişeleniyor. Ya bu sıkıntı olacak hissediyor. Ama siz ona izin vermiyorsunuz. Ve sonunda karşılaştığınız problemlerde de adı şu oluyor. Hı hı. Niye o zaman hocam niye dönmedik o zaman sezaryene? Sezaryen oluyor, bir problem yaşıyor. Bizi niye sezaryene zorladınız? Bu değil mesele. Bu mesele en başta problematik hale gelmeden doktora güven meselesidir. Normal doğumda hastanın kendine güven meselesidir. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Kendine güvenmeyen bir hastanın normal doğum gerçekten zor oluyor. Ama güvenen insanların da çatır çatır doğurduğunu gördüm. Yani ben arada kaldım ama hastaya güvenip devam ettiğim durumlarda evet gerçekten böyle beni güçlendirip doğurduğunu çok gördüm. Hı hı. Ama en küçük bir ağrıyı hissedince hocam bu işin doğası bu. Evet. Bu işin doğası bu. Hani tabiri caizse ben su koyverenleri de gördüm. Şimdi buradan baktığınızda o kadar çok farklı yönü var ki, işin psikolojik tarafı var, işin tıbbi tarafı var, işin mantalite tarafı var, işin ekip tarafı var. Yani o yüzden sizin bu kararı verirken bir kere en başta ailenin kendisini her şeyle normal doğuma uygun bir şekilde hazırlayıp, bir problem yoksa belli bir haftadan sonra 37-38-39 artık doktorun kendi tercihine göre çatı muayenesi yapıp, hı hı, bebeğin kilosunu ölçüp oradan çıkıp, hı hı, çıkamayacağını belirleyip ona göre doğum şekline karar vermeler her zaman mantıklıdır. Ben kendi pratiğimde öyle yapıyorum. Hı hı. 39 haftaya kadar eğer hastanın özel bir tercihi yoksa, bazen hasta şunu da diyebilir, ben istemiyorum. Bu da sosyal bir endikasyon olarak düşünüyorum. Kendi tercihleri olabilir. Ama bütün hastalarıma ilk başta normal doğum gibi düşünüp kendilerini ona göre hazırlayıp zamanı geldiğinde çatı muayenesine göre karar verelim derim. Çünkü en sık bizim sezaryen indikasyonumuz, yani sezaryen dönüş nedenimiz çatı darlığıdır veya bebeğin büyük olma, yani relatif, evet, olarak oradan geçip geçemeyeceğini hissettiğimiz durumlardır. O yüzden bu şekilde yapmak bana daha mantıklı geliyor. Hı hı. Yani psikolojiyi normal doğum gibi hazırlayıp ekstra bir durum, evet, yoksa, sağlık problemi yoksa zamanı geldiğinde, ki bu 37 haftadan sonradır, bebeğin iyiden büyüdüğünü görüp ne kadar büyüyeceğini görüp, hı hı, çatı muayenesine göre karar vermek bana her zaman daha mantıklı geliyor ki böylece hastayı psikolojik travma altında da tutmamış oluyorsunuz. Hı hı. Yani, hı hı, ne yapacağız, ne edeceğiz ikileminde, evet, bırakmıyorsunuz. Yani kararı en sonunda zaten vereceğiz beraber. Hı hı. O yüzden eğer kemik yapısı iyi, bebek 3500-4000 gramın altı, ki 4000'in üzerinde çocuk da doğurttuk, amenna, ama evet, travmatize olmadan bir doğumu kastediyorum ben. Ve belli bir haftada bebeğin başı oturmuşsa, genelde bu hastalar çok güzel doğum yapıyorlar. Ama tabii doğum bambaşka bir olay. Şunu da söylemek lazım. Siz doğum başladığını bir milat kabul edeceksiniz. Hı hı. Doğum başladığı andan itibaren geçmişte gebeliğinizin çok rahat geçmesi doğumunuzun normal geçeceği anlamına gelmediği gibi, hı hı, çok önemli. Doğumunuzun başladığı andan önce inanılmaz bulantılarla, ağrılarla, yani bu tür problemler uğraşıp, yani çok kötü bir gebelik geçirseniz bu da doğumun kötü geçeceği anlamına gelmiyor. Hı hı. İki şey ayırmanız lazım. Biz öncesinde takip ettik. Burayı artık kapatın. Hı hı. Bu sayfayı kapatın. Doğum başladığı andan itibaren ben de sizle beraber göreceğim her şeyi. İlerlemiyor, ilerliyor mu, ilerlemiyor mu? Bebeğin kalp atışı düşecek mi, düşmeyecek mi? Ne olacak? Yani nasıl bir gidişatımız olacak? Biz, hı hı, aynı sizinle beraber görüyoruz. Orası bambaşka bir dünya. Hı hı. Orada her şey bir anda değişebilir. Sorunsuz giden çok hasta vardır. Hı hı. Kadın doğumcu ihtiyaç çok azdır. Hani eskiden anneler biliyorsunuz tarlada, köylerde, evlerde doğururlardı. Evet. Yani o zamanlar hiç böyle problemler yoktu. Değil, hı-hı, mi? İnsan öyle geliyor. Evet. Yani 100 hastanın 80'i 90'ı zaten biz olmasak doğuracak. Öyle. Evet hocam. Anlatabildim mi? Çok güzel anlattınız hem de. Çok aydınlatıcı oldu hocam. Süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz hocam. Hızlıca size şunu da sormak istiyorum. Kadın hastalıklarından en sık karşılaşılan problemlerden olduğunu bildiğimiz HPV, yani genital, hı-hı, sihir problemi. Evet. Şimdi aktif cinsel hayatı olan bireylerde ve belki de fazla sayıda partnerle birlikte olan kadınlarda cinsel yola bulaşan hastalık çünkü. Hocam HPV, yani genital sihir nedir? Kimlerde daha fazla görülür ve kendiliğinden geçer mi? Kansere neden olur mu? Bunları sormak istiyorum. Sihir ve rahim ağzı kanserinin en sık sebebi HPV dediğimiz, hı hı, human papilloma virüs. Hı hı. Bunu daha çok HPV diye kullanacağız, hı hı, bundan sonraki süreçte, ki daha kolay, evet, ve daha bilindik bir tabir. HPV virüs
birçok çeşidi var. Yani 100'ün üzerine, 150'nin üzerine çeşidi var. Ama bunlardan bizim için en sık ve en önemli gördüğümüz 4 tanesi var. 6-11 dediğimiz, sihir dediğiniz, iyi huylu, problem yaratmayan, karnabahar gibi çıkıntılar yapan dışarıda tür. Bunlar sıkıntısız. Sadece sizde psikolojik problemler yapabilir. Yani takıntı yapabilir. Veya görsel problemler yapabilir. Kaşıntı yapabilir. Bazen yara yapabilir. Yani bu tür problemler yapar ama kansere dönmez. Hı hı. 6 ve 11. İyi huylu olanlar. Sihir dediğimiz. Evet. Sihir kansere dönmez. Ama 16-18, 31-32-33 diye gidiyor. Ama en sık gördüğümüz 16 ve 18, neredeyse %75-80'i budur. Hı-hı. Rahim ağzı kanseri yapan tipi vardır. Bunlar sihir yapmazlar, rahim ağzında problemler yaparlar. Onlar nasıl? Bunu da rutin muayenelerde görebilirsiniz. Lezyon olarak görebilirsiniz. İlişki sonrası kanama ile genelde gelebilirler. Simir aldığınızda eğer HPV DNA bakılıyorsa orada fark edebilirsiniz rutin kontrollerde. Tabii en çok üzerine duracağımız 4 tane virüs grubu bu. Hı hı. HPV DNA'sı, yani HPV virüsü, özür dilerim. HPV virüsü genelde cinsel ilişkiyle bulaşan bir hastalık olarak biliriz. Evet. Yani %90-95 belki daha fazla oranda cinsel yolla bulaşır. Hı hı. Ve o yüzden cinsel hayatın başladığı dönemden sonra insanlar bu tür şeylere açık olur, kadınlar. Hı-hı. Eğer partnerinizde HPV varsa bulaşabilir ve çok da kolay bulaşır. Genelde biz, bizim ülkemiz için tabii yaş bu kadar düşük değildir ama mesela yurt dışında bunların aşıları vardır. 9-12 yaşlar arasında aşılama programlarını alırlar, hı-hı, alabilirler. Bizde de tabii bu bilinç daha çok oturmadığı için insanlar bu tür lezyonların veya bu tür hastalıkların aşısı olduğunu bile daha yeni yeni öğreniyorlar. Evet. 16-18 tipi, rahim ağzı kanseri yapan tipi, hı-hı, uzun dönem sessiz kalabilir. Hı-hı. Uzun dönem sessiz kalmasından kaynaklı, fark edilmeden kalmasından kaynaklı biz o kanser türüne geliştirilmiş tarama programlarımız vardır. Hı-hı. Mesela KETEM bunu, evet, çok güzel yapıyor Sağlık Bakanlığı. Orada hem simir hem de HPV DNA tiplemesi, hı-hı, yapıyor ve HPV DNA'sı pozitif olan, işte bu 16-18 veya yüksek riskli tipi pozitif olan hastaları kadın doğum onkoloji bölümlerine gönderip rutin tarama programlarını alıyorlar ve böylece rahim ağzı kanserinin artık sıklığı giderek azalmaya başladı. Gelişmiş, evet, ülkelerde azaldığı gibi bizde de azalmaya başladı. Önlenebilir bir kanser türü olarak biliyoruz artık. Evet. O yüzden rutin kontrollere giden bir hastanın bundan korkmasına, endişelenmesine gerek yok. Çünkü hemen pıt diye böyle kanser olmuyor. Uzun, hı-hı, bir dönem olduğu için arada, hele hele lezyon yoksa, hı-hı, rahim ağzında, sadece HPV DNA pozitifliği varsa, hı-hı, biz bunları erken dönemde artık, hı-hı, fark edip tedavisini yapabiliyoruz. Hı-hı. Yani o konuda hastaların korkmasına gerek yok. Sihir konusuna geldiğimizde, sihir konusu aslında biraz da dermatolojik bir problem. Ne yazık ki bu HPV DNA'sı vücuttan tam eradike olamıyor. Zaten eradike olamadığı zaman kalıyor bizde. Stresli durumlarda, immün sistem baskılandığında tekrar aktif olabiliyor. Hı hı. O yüzden bazı tedavi yöntemleri var sihirlerde. İlk başta cerrahi veya müdahaleli tedavi olmadan yapmak isterseniz bazı kremlerimiz var. İmmün sistem modülatörleri, hı hı, o immün sistemi güçlendirip yok edebilir miyiz, hı hı, diye bir 3 ay falan tedavisi oluyor, 3-4 ay. Diğer yönden eğer ciddi kozmetik problemler yapabiliyorsa onu yakabiliyorsunuz, alabiliyorsunuz, hı hı, tedavi edebiliyorsunuz. Yani o yönden tedavi şeyler var ama, hı hı, sistem, yani bağışıklığınız düştüğü anda tekrar aktif olabiliyor. Hı. Yani korkulacak bir şeyler değil aslında, korkulacak bir durum değil. Erken tanı, yani bilirseniz, evet, ne olduğunuzu. Evet, evet. Müdahale edebilecek konumdayız artık şu an, evet, öyle söyleyeyim. Evet, çok önemli hocam, çok kıymetli bilgiler paylaştınız bizimle. Aslında size soracak olduğum daha bir sürü soru var. Maalesef ki vaktimiz, evet, bugün bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Son olarak hastalarınıza buradan neler söylemek istersiniz hocam? Hastalarımıza ne söyleyelim? Güncel olduğu için kesinlikle COVID aşısı yaptırmaktan korkmasınlar. Mutlaka eğer eksik saçları tamamlasınlar.
Çünkü başka koruyacak ne yazık ki bizi bir şey yok. Veya hastalıklarında daha hafif atlatmamızı sağlayacak bir şey yok. Gebelerimiz için de şunu söyleyebilirim. Gebeler mümkün olduğunca kendilerini tutarsız bilgilerden, kendilerini mutsuz edecek bilgilerden uzak dursunlar. Yani mümkün mertebe doktorlarıyla hep istişare halinde olsunlar. Google doktorluğu yapmasınlar çünkü mutsuz ve keyifsiz bir gebelik geçirmelerine sebep oluyor. Onun dışında gebe kalmakta zorlanan hastalarımız için de kesinlikle ümitsiz olmasınlar. Yani o ümitlerini sağlam tuttuğu sürece kendilerini daha iyi hissedip gebe kalma oranlarının arttığını fark edecekler ama tabii biraz zamana ihtiyaç oluyor. Evet, biz bazen biliyoruz yani gebelerimiz, bu siz gebe kalacaksınız ama ne zaman kalacağınızı bilmiyoruz diyoruz. Aynı o hesap, çoğu hasta aslında gebe kalacak ama ne zaman gebe kalacağını bilmiyoruz. Genel olarak böyle 3 grup hasta popülasyonuna da genel bir mesaj vermiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok kıymetli bilgiler paylaştınız. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Değerli konuğum Doçent Doktor Ömer Demirtaş ile birlikte gebelik ve kadın hastalıkları adına en merak edilen soruları size hocama yönelttim. Daha biliyorum ki sizin de iletmek istediğiniz bir sürü soru vardır. İlerleyen programlarımızda onları da iletiyor olacağız. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz.